Evet arkadaşlar, uzun süredir çekmeyi istediğim videolardan biri de buydu. Mikrofon olmamasından dolayı çekememiştim. Şimdi hem yolda sürerek hem de deneyimlerimi sizlerle paylaşarak Mondial RX3i Evo'yu anlatmaya çalışacağım. Önce bir çalıştıralım değil mi? Sesini duyalım. Evet, motorumuz çalıştı. Birinci vitese attık. Her şeyimiz tamam ve gidiyoruz şimdi. Evet, yola çıktık. Şimdi öncelikle anlatmak istediğim, hep yakıt konusunda işte çok yakıyor, şöyle böyle diyenler var. Ben yaklaşık şu anda 3229 kilometrede motorum. Şehir içinde ortalama 4-4,5 litre yakıyorum. O da tabii şundan dolayı, motor yeni olduğu için hani bir varsayımız var ya, işte ilk açılma dönemi diye. Hep vitesleri genelde yüksek devirlerde değiştiriyorum. 6000, 7000, 8000'lerde. Ondan dolayı biraz fazla olabilir size. Ama benim için normal 4-4,5 litre. Normal sakin kullansam bunun 3,5 litre, 3 litrelere kadar düşebileceğini düşünmekteyim. O yüzden hani yakıt konusunda bence makul düzeylerde. Gidişine ve çekişine göre motorumuz gayet güzel. Şimdi sağ taraftan gidelim. Evet, sağdan gidiyoruz. Evet, sürüş konusunda ise amortisörlerden başlayalım. Evet, ön amortisörün şeyi güzel, ayarı güzel. Ama arka amortisör böyle biraz engebeli yollarda sert geliyor. Yani ben orta seviyesini aldım, amortisör ayarı var, sertlik ve yumuşaklık ayarı. Ben bunun ortasını aldım. Yani böyle bozuk yollarda sert vuruyor. Ama bu tabi size asfaltta yol tutuşu olarak geri dönmekte. Yani konfor istiyorsanız güvenlikten ödün vereceğiniz, güvenlik istiyorsanız konfordan ödün vereceksiniz. Ben tercihim güvenlikten yana olduğu için konforu fazla şey yapmıyorum. Bu yollar biraz bozuk. Görüyorsunuzdur belki videoda. Ön çok güzel girip çıkıyor çukurlara. Ama arka taraf sert. Gerçi lastik havalarım arkalarda 36, önlerde 32. Neden çok bastın demeyin. Motorun üzerinde lastik hava basınçlarını gösteren kısım var. Sol tarafta. Orada KPA olarak değeri vermişler. Bunu normal PCI'ye çevirdiğimizde arkalar 36, önlerde 32 yapıyor. Ben de ideal değerlerde kullanıyorum. Şimdi biraz basıyorum. Gördüğünüz gibi gidişi çok rahat motorun. Bana göre yani sıfırdan yüze kısa sürede ulaşıyor. Zaten fabrika verisi de bu motorun maksimum hızını 118 mi 116 mi o civarlarda göstermişler yurt dışı formlarda, ama tabi 165 yapanlar var. Benim en fazla yaptığım 132 idi. Hatta YouTube'da kanalıma koydum. 132 yaptı. Gayet de rahat yaptı. O BMW GS. Motorun babası diyoruz. Ama tabi eğer güç istiyorsanız, yakıtı düşünmeyecekseniz tabii ki GS alırsınız. Ben memurum. O yüzden benim için yakıt, yedek parça ve bakım giderlerinin uygun olması benim öncelikli bu motoru tercih etme sebeplerim. Thank you.
Bu motoru sırf renginden dolayı Alanya'dan almaya gittik arkadaşımla birlikte. Yani bu turuncu renge hasta oldum. Burada beyazı vardı, Fethiye'deyim ben. Beyazını almadım, yani hoşuma gitmedi işin aslı. Tabi zevk ve renk meselesi bu işler. Benim hoşuma giden bu turuncu rengi olduğu için, sırf bu renk için Alanya'dan gittim aldım. Asfaltta sürüş çok rahat, dengeli bir motor. Benim ilk vitesli motorum bu arada bu motor. Yaklaşık 10 yıl önce scooter kullanmıştım. Honda Kinetic'im vardı. Daha sonra Asya 150'lik scooter motorum oldu. Daha sonra bir 10 sene araç sürdüm. Hafif offroad merakım olduğundan dolayı Subaru Forester aldım. 3 tane Subaru Forester aldım. Daha sonra Captiva aldım. Daha sonra da motora geçiş yaptım. Motora geçişim de bu Mondial RX3i ile oldu. Ve gayet de iyi olduğunu düşünüyorum. Motorun görüntüsü, yani bir albenisi var uzaktan baktığınız zaman. Gidiş olarak da beni tatmin edecek düzeyde gidişi. Ha, gelelim titreşim konusuna. Vites değiştirirken genelde 8000-9000'lerde değiştirmeye başlarsanız, tek silindirli olduğu için bu motorumuz, ister istemez titreşim oluyor. Bu ama sadece bu motora özgü değil bence. Tek silindirli diğer bilinen Japon markalarına da bakın. İlla ki az da olsa bir titreşim olayı vardır. Ama tabii dediğim gibi bu yüksek devirlerde eğer vitesi değiştirirseniz. Yoksa normal şu anda işte 5000'de, 6000 devirlerde, 7000 devirlerde titreşim gibi bir durum yok. Frenleri çoğu yorumlarda zayıf demiş ama yani sonuçta bu iki tekerlekli, araba gibi değil diskleri, balataları. Bana göre yeterli. Edindiğim tecrübe de şu oldu bu motorda. Takip mesafemizi motor olduğu için altımızda motor olduğunu unutmadan yapmamız gerekiyor. Eğer tabi arabanın dibinden takip edersek önümüzdekini. Ve tabi ani fren yaptığımda araba gibi durmayacağı için tabi ki frenler zayıf deriz ister istemez. Duramayız. Lastikler ise herkes bir lastikler konusunda olumsuz yorumlar var. Yani şimdi lastikten ne bekliyorsunuz? Bence ona bağlı bu yorum. 3200 kilometredir sürüyorum lastiklerde, asfaltta, toprakta. Daha gerçi yağmurda sürme imkanım olmadı. Ama genel olarak lastiklerin tutuşu, gidişi bence yeterli. Yani bu motora göre. Sonuçta 13.500 liraya aldım ben bu motoru. Adam altına Pirelli koysa, işte Metezeler koysa, Michelin koysa illaki motorun fiyatına etki edecektir bu lastik fiyatı. Ama benim için gayet yeterli. Şu anda dışarıda hissetmiyor olabilirsiniz ama bayağı bir rüzgar var. O yüzden basamıyorum fazla. Sebebi ise normalde 2016'larda arka top case'i ufaktı. Ben onu 2018'lerin orijinal top case'iyle değiştirdim. Onu değiştirdikten sonra böyle rüzgarda 100-110 yaptığım zaman arka çantanın yalpalamaya sebep olduğunu gördüm. Yani çok rüzgarlı yerlerden geçerken bayağı bir yalpalama yapıyor motorda. Keşke diyorum değiştirmeseydim çantayı. Ama çanta tabii şöyle bir işime de yaradı. Ben ekipmanla giyiyorum. Motoru ekipmanla sürüyorum. Yani montum, kaskım, şehirler arası yola çıkacağımda pantolonum. Bunları elbette ki durduğum yerde koyacak bir çanta lazım. Öbür eski çantasına fazla bir şey koyamıyordu. Ceketi koydum mu direkt çanta doluyordu. Şimdi buna kaskı koyabiliyorum. Ivır zıvırımı koyuyorum arkaya. Yani ceketimi çok rahatlıkla koyuyorum. O yönden işlevsel. Gerçi
Yani 100'ün üstüne de fazla çıkmıyorum yani. Sonuçta motorumuz yarış motoru değil. Bence gayet ideal bir gezi motoru. Bununla gayet uzun yollar yapanlar var. Yurt dışında özellikle. Amerika'da CSC Motorcycles diye satılıyor bizim motorlar. RX3i'ler. Adamlar grup kurmuşlar. Bayağı uzun kilometreler yapıyorlar bu motorlarda. Yani bu bozulma konusunda da şunu düşünüyorum. Bütün motorların yağ ve suyunu zamanında değiştirip bakımlarını zamanında yaptırırsak pek bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Yani insanlar işte yazıyorlar, yok şöyle bozuldu, yok şöyle oldu. Vallahi dediğim gibi ben 10 senedir 8. aracımı değiştirdim. Hep araçlarım ikinci elde. Ama bakımlarını zamanında yaptırdım. Yağını suyunu zamanında değiştirdim. Fren hidroliğini, işte disklerini, balatalarını zamanında değiştirdim ve hiçbir sorun çıkarmadılar. Ve aldığım araçların hiçbiri de 100 bin kilometrenin altında değildi. Hepsi 100 bin kilometrenin üzerinde de. Hatta Jeep aldığımda Jeep, evet şu anda konuşmaya da almışım. Gördüğünüz gibi ikinci viteste kalkışı yaptık ve motor yedi. Sıkıntı yok. Evet, 100 olduk. Gayet iyi. Hafif yalpalamaya başladı rüzgardan dolayı. Tırstım ve yavaşladım. Evet, bayağı yalpalatıyor rüzgar. Bakın şu anda, evet, merak edilen bir durum vardı. 100 de mesela kaçıncı devirde gidiyor diye. Şu anda hızım 98, 99, 100 ile gidiyorum. 6. vites. Hızım devrim 7000. 7000 devirde gidiyor. Yavaşlarken de ben mümkün olduğunca frenleri fazla kullanmıyorum. Hani motor kompresyonuyla yavaşlamaya çalışıyorum. Kullanırsam da öncelikle ön frenler, tabii viraj dönmediğim sürece ön frenler, daha sonra arka frenler. Biliyorsunuz kombine fren sistemi yok bu motorlarda. Kendimiz yapıyoruz kombine fren sistemi. Şimdi biraz şehir içine gireceğim. Bakalım şehir içindeki kullanışlılığı da sizler de göreceksiniz. Bizim buraları parke yol. Şehir içi özellikle hep parke. Lastik havalarım 36 olduğu için bu titreşimleri, yani yoldan gelen titreşimleri daha çok hissediyorum. Boyut motorları pek sayan yok memlekette ama yavaş yavaş öğreteceğiz motorların da yol hakkı olduğunu. Evet, dediğim gibi takip mesafesi önemli. Amcam böyle duruşlar, bak ablama bak. Gördüğünüz gibi motorlara da sinir oluyorum. Hiç soluna sağına bakmadan çıkıyor gördüğünüz gibi ya. Allah'ım ya Rabbim. Bazen insanlar motorlara kızmakta da haklılar ya. Ne kadar
motorları saymıyorlar desem de hani ablam çarpsan şimdi al başına belayı durduk yere. Umarım rüzgar sesi fazla gelmiyordur size. Mikrofonu içeri koydum ama şehir içinde pek 6. vitesi atmaya gerek kalmıyor motorda. Çünkü yemiyor. Fazla geliyor. Böyle yani 70, 80, 90'a kadar 5. vites kaldırıyor motoru. Tabi 3 aylık vitesli motor kullanıcısıyım. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu motorla sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yazın yorumlarınızı. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Çekmemi istediğiniz bu motorla ilgili videolar olursa onları da paylaşırım. Mümkün oldukça. Sinyalimizi veriyoruz. Arkamıza bakıyoruz. Şimdi sağdan geçmelerine kızıyor araçlılar. Motorlarına ama bakın şimdi. Soldan geçme imkanım var mı? Madem kızıyorsunuz yolun sağına geçin arkadaş. Biz soldan geçelim. Yolun ortasından ortalayarak yolu gidiyorlar. Sağdan geçtim mi de bu sefer vay efendim niye sağdan geçiyorsun? Sen geçecek yer bırakıyor musun motora? Şimdi bak bu sürücümüz ortalı gidiyor. Şimdi sağından geçsem bir dert, soluna girsem ayrı bir dert. Şehir içine daha yavaş yavaş girmeye başladık. Allah'ım ya Rabbim ya, sağdan mı geçeceğim, soldan mı gideceğim bir karar ver ya. Ben sola sapacağım için sol tarafa yaklaştım. Çekime devam ediyoruz. Depoyu fulledim. Kaç kilometre yapmışım? 26,5. Benzini hep Shell'den alıyorum. Aklı da kelden alıyorum diye bir espriyi yapayım ama. Çünkü benim saçlarım kel. Bir ara Opet'ten aldım. Opet'in yakıtı sanki biraz daha fazla yaktırıyor gibi araca, motora. Evet, şimdi amcamın neresinden geçelim? Şehir trafiğine dalalım değil mi yavaşla? Videomuzun bu gereksiz yerleri keserim olmadı ya. Çünkü
Hadi amcam yeşil yandı. Hadi. Hadi 10 saniye geçti ya. Allah'ım daha yeni kalkış yapacak ya. Motoru böyle benim gibi sürerseniz 4-4,5 litreden aşağı yaktırmazsınız beyler. Ne kadar az gaza basmak, o kadar az yakıt yakmak. Kavşaklar tehlikeli. Dört yol kavşakları. Evet, kurlar da sağlam vuruyor arka taraf. Amortisörden kaynaklı. Şimdi gel de şu kamyoncuya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten her şey eğitimle başlıyor ya, eğitim. İlkokullarda bu trafik eğitimini koymaları lazım. Ortaokullarda, ilkokullarda. Saniye. Evet, fan çalışmaya başladı. Ayağıma hissediyorum şu anda sıcaklığını. Fethiye'de yaşıyorum. Hava gayet sıcak zaten buralarda. O yüzden hararet konusunu pek dert etmiyorum motorda. Sadece şortla giydiğim zaman sağ ayağımın baldır kısmına gelen taksicinin şu motorları saymamalarına bir uyuz oluyorum arkadaş. Ben de araba kullanıyorum ama motorlara böyle davranmıyorum. Şehir içine gireceğiz. Evet, videomuzun süresi yeterlidir inşallah. Göremiyorum güneşten. Biraz hava alalım. Gel Almancı. Işıklarda beklemek öldürüyor beni. S-
sıcak bir yandan, ceket giyiyorum ekstra sıcak bir yandan. Hadi yan artık be. Hayret, bugün sakin gibi duruyor şehir içi trafiği. Bugün cuma pazarı var aslında. Buranın biraz daha kalabalık olması lazım. Burası okul bölgesi. Biraz daha dikkatli gidiyoruz burada. Evet, Fethiye şehir içine giriyoruz şu anda. Fethiye'yi görmemiş olanlar varsa, güzel memleketim. Şu anda gerçi trafiğimiz biraz daha sakin. Yazın arabayla girilmez bu şehir içine. Park sorunu ayrı bir dert, trafik ayrı bir dert. Kaymakamlığımız sağ tarafta. Polislerimiz bir yanda. Sağ taraf bizim kordonumuz. Sahil bandımız. Gezi gemileri genelde bu tarafta, sağ tarafta oluyor.
Gördüğünüz gibi şöyle biraz manzara göstereyim size. Şu sol tarafta amfitiyatromuz var. Çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Sağ tarafımız iskele. Rodos'a gemiler kalkıyor buradan. Rodos'a gitmek isterseniz. Şimdi Aşıklar Tepesi'ne çıkarayım yukarıda. Oranın manzarasını göstereyim. Bir Fethiye'ye yukarıdan bir bakış atalım. Tabii önce içecek bir şeyler alayım. Ağzım, dilim, damağım kurudu. Telefonumu alırlar mı acaba bu arada? Alabilirler. Zaman kötü. Zaman kötü, ben telefonumu yanıma alayım. Bir su alayım. Bir de şu mangolu benim favorim. Mangolu ice tea. Kolay gelsin. Evet, suyumuz da bana içtiğimiz aldık. Drone'um da var ama şehir içinde uçurmak zaten riskli. İçeri alıverirler. Şimdi gayet dik bir rampa çıkacağız, bakalım. Videoda gerçi bunlar fazla belli olmuyor ama evet, şu anda çıktığımız yer Fethiye'nin Aşıklar Tepesi mekanı. Neden demişler diye sormayın, çünkü ben de bilmiyorum neden Aşıklar Tepesi denildi ama herhalde verilen isme uygun bir anlamı vardır.
İleride banklar var ama banklar boş mudur? Pek tahmin etmiyorum bankların boş olacağını. Gölge bir yer bulursam duracağım, bir su molası vereyim. Su, iced tea. Hadi amcam, hadi amcam. Bu ne ya, aheste aheste. Gitmek istemiyor herhalde. Ben de burada bir yerde durayım, olmadı ya. İleriden de... Sinyalimi geçtim de, verdim de geçtim. Evet. Fethiye'mizin manzarası arkadaşlar. Gayet güzel. Motorumuzu da şöyle bir geriden çekelim. Şimdi ekipmanları çıkarıp mola vereceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.